Bir diğer bilmemiz gereken temel konu SQLite nedir ve neden SQLite kullanmalıyız? Bunun cevabını aslında farklı birkaç videoda parça parça anlatıyorum. Hani zihninizde kalıcı hale gelmesi için. Burada özellikle bir odaklanmak istiyorum. SQLite bunun İngilizce karşılığı self-contained DB. Yani bir veri tabanı yönetim sistemi değil aslında. Bir MySQL, Oracle vesaire gibi SQL Server gibi bir karmaşık bir sistem değil. Bir sunucuya sahip değil altyapısında. Ama bu özellikleri sağlayan bir yazılım kütüphanesi olarak tanıtılıyor. Yazılım kütüphanesinden kastımız şu. Aslında çok basit bir dosya indiriyoruz. İndireceğiz, bu Windows tarafında bir DLL olacak. Ve bunu indireceğiz. Bunu uygulamanın kullanacağı altyapıya koyduktan sonra doğrudan kullanmaya, sorgulamaya başlayabiliyor olacağız. Bu şekilde bir yazılım kütüphanesidir. Bir server'ı yok. Diğer veri tabanı yönetim sistemleri gibi. Bu nedenle self-contained DB kategorisinde düşünüyoruz bunu. Oracle, SQL Server, MySQL gibi bir RDBMS değildir. 19 yıldır birkaç akademisyen tarafından ANSI C diliyle geliştiriliyor. Pure dediğimiz Pure C programlama diliyle geliştiriliyor. Kaynak kodlarına da erişebiliyoruz. Bu bir open source veri tabanı kütüphanesi diyebiliriz. İlk kodu bu kurucu akademisyen, 3 akademisyen geliştiriyor bu arada. Bunların ilki 19 yıl önce 2000 yılında bunu yazdığını söylüyor. Bu YouTube'da da bazı videoları var. Bu bizzat ilk geliştiren kişinin ve halen daha geliştiren takımın lider olan kişinin akademisyenin konuşmalarını dinleyebilirsiniz. SQLite tek bir dosyadan oluşur. Şöyle, biz bu SQLite yazılım kütüphanesini indiriyoruz ve buna bizim bazı araçlarla bağlanabiliyoruz ve sorgular oluşturabiliyoruz. Diyoruz ki şu sorguyu gönderiyorum mesela, bunun anlamı bana bir veri tabanı oluştur. Bu sorguyu başka bir sorgu daha gönderiyorum, bana bu veri tabanı içerisinde bir tablo oluştur vesaire. Ama bunların hepsi tek bir dosya içerisinde yapılıyor ve bu dosyanın nerede saklandığını biliyorsunuz. Çünkü yolunu siz veriyorsunuz, siz oluşturuyorsunuz o dosyayı. Bu şekilde yönetiliyor. Open source'tur. Bunun da SQLite.org üzerinde şu şekilde gösterebilirim. SQLite.org üzerinde source, doc, trunk ve readme şeklinde girerek buradan source kodla ilgili bilgileri elde edebilirsiniz. Aynı zamanda SQLite serverless'tir. Sunucusuzdur Türkçe karşılığı. Herhangi bir veri tabanı sunucusuna ihtiyaç duymaz. Bunu grafiksel olarak basit iki grafikle anlatacağım. Bir sonraki videoda serverless nedir ve onun mantığı nasıl çalışıyor. Ama temelde SQLite serverless bir veri tabanıdır diyebiliriz. Full Featured SQL, yani SQL standartlarını tam olarak destekler ki global anlamda kullanılabilmesi için herhangi bir veri tabanının SQL standartlarını belli bir oranda desteklemesi gerekiyor. SQLite ise bunun hepsini desteklediğini söylüyor. Zero configuration dediğimiz, yani sıfır konfigürasyon, sıfır ayar diyoruz. Bunun nedeni aslında SQLite'ın serverless olmasıdır. Herhangi bir veri tabanı sunucusuna ihtiyaç duymadığı için bunun ihtiyaç duyduğu, sunucunun ihtiyaç duyduğu konfigürasyon ayarlarına da gerek duymaz. Ayarlarına da ihtiyaç duymaz. Bu nedenle de zero configuration diyoruz. Yani diğer veri tabanı yönetim sistemlerinde yaptığımız gibi register'da bir şeyler tutmak, işte bazı konfigürasyon dosyalarını oluşturmak ya da değiştirme gibi ihtiyaçlarımız olmayacak bu veri tabanında. Transactional'dır. Transactional konusu epey detaylı bir konu. Yani ciddi anlamda ayrı bir kurs konusu aslında. Ama ben bunu hem
SQL Server kitabımda hem SQL Server kursumda hem de Oracle kursumda bunlara değiniyorum. Ama en detaylı bilgiyi alabilmeniz için size benim kişisel blogumdan daha önce yazdığım SQL Server üzerinde anlatarak yazdığım hem makale hem de ücretsiz erişebileceğiniz buradaki iki video ile bunların temel mantığını uzun bir şekilde, detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bunları öncelikle okumanızı tavsiye ederim. Eğer şu anki mevcut kursun transaction bölümüne geldiğinizde önce burayı okuyun, sonrasında başlayın. Tabii şunları da buradaki videoları da izleyebilirsiniz aynı zamanda bu makaleden sonra. Burada özellikle ACID'den bahsediyoruz. ACID transaction olayını, transaction konusunu bize sağlayan, bu yeteneği sağlayan bakış açısı ACID olarak kısaltılıyor. ACID'in açılımı işte baş harflerinden oluşuyor. 4 tane gereksinimin: Atomicity, Consistency, Isolation ve Durability. Bunların hepsini anlatıyorum burada. O ilgili konuya geldiğimizde gene konuşacağız bunları. Ama şu an sadece temel anlamda ne olduğunu ve nasıl anlayabileceğinizi gösteriyorum. O bölümde transaction konusuna geldiğinde gene bunları inceleyeceğiz. Ve bu çok önemli bir özellik. Geniş yelpazeye yayılmış cihazlarda kullanılabiliyor. Bunu önceki videolarda anlattım. Gömülü sistemler, IoT cihazlar, akıllı ev sistemleri, otomobiller ya da diğerleri. Bunların hepsinde kullanılabiliyor. Gene burada da bir özet geçmiş oldum.